Abdülkadir Selvi sever o böyle enteresan komplo teorileri üretmeyi. Bugün bir yazı yazmış. Orada diyor ki Erdoğan'a tuzak kuruluyor diyor. Tuzak da şu, parti ile Erdoğan'ın arası açılacak. İşte parti yoluna parti olarak devam edecek, AK Parti olarak. Erdoğansa Cumhurbaşkanlığı makamını dolduracak. Orada yeniden bir denge olmalı diyenlerin Erdoğan'a tuzak kurduğunu, AK Parti'ye tuzak kurduğunu söyleyip ardından da işte Demirel Sis DYP'nin Özal'sız ANAP'ın yaşamadığından vesaire söylediyor. İkincisinden başlayalım mı? Gerçekten böyle bir tuzak mı var? Yoksa kardeşim bir yılda sistem diye getirdiğiniz, Türkiye'nin bütün devlet mekanizmasını çökerttiğiniz şey partinin de bitmesine, Türkiye'de her şeyin de yok olmasına yol açtı gerçeği mi? Evet, Erdoğan Selvi gibi gazetecilerin ne kadar şüphesi azdır. Düşünebiliyor musunuz? Erdoğan'a bir tuzak kuracaklar ve Selvi önceden görüp bunu haber veriyor. Gerçekten hiç Erdoğan'ın aklına gelmemiştir. Erdoğan ve ekibinin hiç aklına gelmemiştir bu durum. Bir kere Erdoğan ne zaman partiden ayrıldı ki? O Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeden önceki dönemde ettiği yemine bağlı kalarak bağımsız bir cumhurbaşkanı mıydı? Hayır, zaten her zaman partinin içerisindeydi. O yüzden zaten fiiliyatta olan bir durumu referandumla kanunla geçirmiş olduk. Sistemle alakalı sıkıntı sorduğunuz zaman hani ayrıntı vermiyorlar. Mesela Naci Bostancı'da revize edilecek şeyler var deniyor. Ömer Turan da benzer şeyler söyledi. Peki ne? Sıkıntı ne? Yani ne oldu da bir yılda tekrar revize edilmesi konuşuluyor? Bununla alakalı bir ayrıntı yok. Eğer ekonomi iyi gidiyorsaydı ki hatırlayın Erdoğan insanları ikna ederken ne diyordu? Şu kardeşinize şu yetkiyi verin bakın bu dolar spekülatörleriyle nasıl mücadele edilir bir göstereyim diyordu hatırlarsanız. Eğer ekonomi iyi gidiyor olsaydı yerel seçimlerde özellikle en son İstanbul referandumunda AK Parti kazanmış olsaydı belki bunlar hiç konuşuyor olmayacaktık. Sistem sorununu hiç konuşulmayacaktı. Ancak kamuoyu desteği azaldığı için şimdi pansuman ve makyajlara başladılar. Bir anda da gündemi değiştiriyorlar. Bir de bunu görmek lazım. Şimdi Bakanlar Kurulu değişecek mi? Temmuz sonunda Bakanlar Kurulu'nun kabineye yeni isimlerin gireceği konuşuluyor var. Sistemle alakalı işte Selvi'nin de yazısında olduğu gibi Cumhurbaşkanı partisiz olsun tartışması var. Bir şekilde de gündemi değiştiriyorlar. Aslında AK Parti'nin bir süre önce kaybettiği gündemi belirleyememe şeyine tekrar bu sefer başarıya döndü. Bakıyorum ekranın bir süredir bu sistemle ilgili değişiklikler konuşuluyor. Bir kere sistemdeki en büyük sorun Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı partili ya da partisiz olması değil. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin ifade edilmiş olması. Yani bir kere yargının bağımsızlığının olmaması. Denetleyici bir yargı olmaması, bağımsız bir yargı olmamasından dolayı ne var? Tek parti diktesi var. Tek kişinin iki dudağının arasında Türkiye'nin kaderi. Mesela bir yılda geçen başkan kısmı alakalı bazı analiz eden yazıları okudum. Mesela en çarpıcı göze çarpan şey şu. Kanundan çok kararname çıkmış. Biliyorsunuz yeni sisteme geçmemizle beraber Cumhurbaşkanı kendi kararnamesini yayınlayabiliyor. Yani kendisi kanun çıkartabiliyor. Meclisten çok Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkmış. Bu birçok kararnamenin yeni sistemle alakalı belirleyici şeyler olduğu, yani teşkilat yapısı olduğunu söyleyerek AK Partiler bir savunma yapıyorlar ama öyle değil. Mesela bir kararname var. Mahalli idarelerden yetkiyi alıp Çevre Bakanlığı'na veriyor ki şu an büyük şehirleri kaybettikleri için bu rant arazileri belediye dağıtmasın da biz dağıtalım diye Cumhurbaşkanı kararname çıkartıyor. Yani bugün Türkiye'de herhangi bir konuda Cumhurbaşkanı bir kararname çıkartıp artık kanun bu diyebilir. Esas sıkıntı bu ve bunların denetim yetkisi yok. Anayasa Mahkemesi diye bir şey yok. Anayasa Mahkemesi Başkanı bugün Türkiye'de yani normal dünyada Anayasa Mahkemesi Başkanları saygı duyulan bir insandır. Bugün saygı duyulan bir insan mı? Önünde Erdoğan eğilmiş, Anayasa Mahkemesi üyeleri tutuklanırken sesini çıkarmamış bir adam. Danıştay Başkanı çiçek topluyor. Yargıtay Başkanı Erdoğan'ın Akbil davasını nasıl kapattığı belli olmayan bir insan. Yani bu YSK biliyorsunuz aldıkları kararlar, İstanbul seçimini nasıl iptal ettiklerini hatırlarsanız. Yüksek yargı bu. Yargı diye bir şey yok. Esas Türkiye'deki sorun bu. Diğer yapılacak kozmetik işte bakanlar sayısı arttırılsın isteniyor. Daha çok insan bakan olsun. Ki memnuniyetsizlerin de bazısına kırmızı plaka vererek parti içinde birazcık bazılarını susturmak istiyorlar anladığım kadarıyla. Şimdi sarayın bürokratları var. Mesela örnek Fahrettin Altun. Bu adam iletişimden sorumlu. Kimin iletişimi? Cumhurbaşkanlığı'nın iletişiminden. Yani Erdoğan'ın iletişimini yönetmesi lazım değil mi? Hayır. Fahrettin bir kanaat önderi gibi. Her şeyde bir demeç yayınlıyor. Her şeyde bir tweet atıyor. Bir açıklama yapıyor. Kendisi bir kanaat önderi gibi.
Bu tür bürokratlardan da bir sıkıntı var AK Parti'nin içerisinde. Bazı kulislerde konuşulan ve bir eski partilerle konuştuğumuzda bunlardan yana da çok büyük bir sıkıntı var. Yani Erdoğan'ın bu adamlarına, prenslerine yönelik de bir sıkıntı var ve kabine açık açık Davutoğlu troll çetesinden bahsediyor. Yani Pelikan, herkes, yani bu troll çetesi sadece ben pelikanlar olduğunu düşünmüyorum. İşte böyle trolleşmiş, sosyal medyayı teslim almış ama bürokrat, ama danışman, ama vekil düzeyinde enteresan bir troll çetesi var şu anda troll partide. Adam Varank bakan oldu yani, hatırlarsanız. Sümeyye Erdoğan'la da konuşurken bizim troller diye, hani bu bir iddia değil, kendilerinin de kabul ettiği şeyler var. Şimdi bu sistemle alakalı bütün konuşacaklar işte hepsi kozmetik ve gündem değiştirme. Bugün Bahçeli'nin grup konuşmasında eğer dikkat ettiyseniz bu bir ayet değil dedi. Bu sistemle alakalı ayet değil, değişebilir elbette dedi. İnanın Bahçeli bugün genel seçim yok, 4 yıl boyunca seçimsiz bir döneme girdiğimizi de söylemişti. 1 ay, 2 ay, 3 ay, 6 ay sonra çıkıp genel seçim olmayacak diye bir ayet mi var deyip fikrini değiştirebilir. Ben bunu bekliyorum. Eninde sonunda MHP ile AKP arasındaki ittifakın çatlayacağını düşünüyorum. Bu sistemle alakalı tartışmalar da eğer yargı bağımsızlığı geri gelmeyecekse, ki yok, tamamen hiçbir zaman yoktu, böyle bir şey olmayacak. O yüzden Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu sürece Türkiye'nin demokratikleşmesi, sistemin işlemesi diye bir şey yok. Şu an Türkiye'de parlamenter sistem yok. Meclisin hiçbir hükmü yok. Meclis sadece güzel yemekleri olan bir lokanta. Salı günü parti genel başkanlarının gelip kendi kendilerine tatmin ettiği, taraflarını alkışladığı, işte hangi cümleleri söylersek gündem olur, işte winter is coming dersek bu çok tweet alır, şunu söylersek şu çok RT alır diye genel başkanların konuşma yaptığı bir yer. Meclis diye hiçbir şey yok, yargı diye bir şey yok. O yüzden sadece Cumhurbaşkanlığı saray var, saray tarafından yönetilen bir Türkiye var. Ne tür değişiklik yapacaklar da bunu değiştirecekler, bu da mümkün değil. Zaten bu sisteme geçmek için bu kadar hukuklu. Şimdi senin bu söylediklerini duyanlar da fazla karamsar buluyor olabilir mi? Yani öyle veya böyle toplumun bir kesimi her şey çok güzel olacak sloganına inanmak istiyor. Ama senin çizdiğin tabloda Erdoğan ve etkisiz diğer herkes gibi bir tanımlama yapıyorsun. Şöyle. Karamsarlık demeyelim, birazcık gerçekçilik diyebiliriz, evet. Belki. Türkiye'nin yakın geleceğinin çok kötü olacağını, çok ciddi sıkıntıların yaşanacağını, ancak orta ve uzun vadede Türkiye için iyimserim. Onu da söyleyeyim, eğer dinleyicilerimiz çok karamsar bulacaklarsa, zaten bu söylediklerimiz izleyicilerimizin de zaten paylaşacağı şeylerdir. Bir kere Fatih Bey, yargıyı ve kolluk kuvvetleri Erdoğan yönettiği sürece diğer aktörlerin çok ciddi bir şey yapma şansı yok.